O yüzden ben konuşarak devam edeceğim. Biraz önceki kısımda molaya çıkmadan önce mesleki rehberle kuramlarını konuşarak dersimizi tamamladık. Bu kısımda kısaca önce bu arada bazı arkadaşlar da dün ya da ondan önceki gün zannediyorum dansla ilişkili yeteneklerini sergilemişler. Eğer o arkadaşlardan bugün de sergilemek isteyen varsa molalarda sahneyi kullanabilirler. Biraz önce mesleki rehberlik kuramları ile ilgili konuşmuştuk arkadaşlar. Bu bölümde psikolojik danışma kuramları ile başlayacağız. Sonra da bireyi tanıma sürecine ayrıntılı olarak konuşacağız. Öncelikli olarak psikolojik danışma bize çok sık soru sorulan bir başlık değil. Ana noktalarını o yüzden vurgulayacağım. Psikolojik danışma kuramları bize çok sık sorulmadığı için. Ana noktalar derken bizim açımızdan en iyi bilinmesi gereken kuram, bu çalışmıyor mu şimdi? Neyse. Müzik devam mı ediyor? Evet. Tamam, hemen mesaj alındı. Teşekkürler. Arkadaşlar, psikolojik danışma kuramları deyince ilk aklımıza humanist psikolojik danışma kuramı gelmeli. Yani Carl Rogers tarafından ortaya konulan. Burada Necdet abi buralarda mı? Necdet abi? Necdet abi, Karakoca. Necdet abi, şununla bir ara ilgilenir misin? Şu çalışmıyor. Ben arkadaşlara bilgi verirken niye çalışmıyor diye. Senden bir rica etsem. Şöyle vereyim, teşekkür ederim. Psikolojik danışma kuramları deyince ilk önce humanist kuram aklımıza gelir dedik. Niye? Çünkü rehberlik sırtını bu kurama dayamıştır. Bize bu konuda şimdiye kadar 17 tane sınavda toplamda 5 tane soru sorulmuştur psikolojik danışma kuramları ile ilgili. Bunların 4'ü humanist psikolojik danışma kuramı ile ilgiliydi arkadaşlar. Neler soruldu diyecek olursak, işte insanın doğuştan bir gizil güçle dünyaya gelmesi, kendini gerçekleştirme gizil gücüyle dünyaya gelmesi, bireye inanması, bireyin potansiyeline güvenmesi gibi yönleriyle sorulmuştur bize humanist psikolojik danışma kuramı. Humanist psikolojik danışma kuramının 3 tane de olmazsa olmaz özelliği vardır. Birazdan iletişim başlığı altına değineceğiz. Saydamlık, koşulsuz kabul ve bir de empati arkadaşlar. Bu üçü humanist psikolojik danışmanın olmazsa olmaz 3 temel özelliği diyebiliriz. Teşekkür ederim. Bunun dışında bir başka psikolojik danışma kuramı psikanalitik kuramdır. Psikanalitik kuram deyince gelişim psikolojisindeki bilgileriniz aklınıza gelebilir. Humanist kuramın oldukça dışında, çok farklı diyebileceğimiz şekilde insanı olumsuz algıladığı düşünülen bir kuram arkadaşlar, bildiğimiz gibi. İnsanı cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle dünyaya gelen bir varlık olarak gördüğü için ve davranışlarını bu iki dürtüyle açıkladığı için kuram, psikanalitik kuramda özellikle kişinin bilinç dışına ulaşılmaya çalışılır. Bilinç dışı vurgusu bizi psikanalitik kurama götürmeli soruda, olası bir soruda. Burada çok önemli tekniklerden biri serbest çağrışımdır. Rüya analizi, serbest çağrışım gibi teknikler vurgulanıyorsa aklımıza hemen psikanalitik kuram gelmeli. Bu arada humanist kuramda teknikten bahsedilmez. Çünkü humanist kuram teknik kullanmanın yapaylık getirdiğini düşünen bir kuramdır. O danışanla danışman arasındaki ilişkiye odaklanan bir kuramdır humanist kuram. Aklınızda olsun. Bir başka önemli terapi bakış açısı davranışçı terapidir. Burada özellikle üzerinde durulan nokta kişinin davranışlarının öğrenildiği vurgusu ve çevreyle etkileşim kurarak öğrenildiği vurgusu. O yüzden davranışçı terapinin temel varsayımı şu: biz yanlış olan, kişiyi rahatsız eden davranışların ortadan yok olmasını sağlarız. Sistematik bir uyarısızlaştırma ya da itici uyarıcıya koşullama gibi yollarla. Yerine de yeni ve istenilen davranışları kazandırabiliriz. Kademeli yaklaştırma gibi yollarla. Davranışçı terapi deyince de özellikle aklımıza gelmesi gerekenler bunlar. Sistematik duyarsızlaştırmayı gördüğümüz zaman hemen davranışçılık ilk olarak aklımıza gelmesi gereken kuram olmalı diyebiliriz. Bir başka kuram varoluşçu kuramdır. Burada hayatın anlamı vurgusu, sorumluluk, ölüm bizim için çok önemli anahtar kavramlar. Hayatın anlamı, sorumluluk, ölüm ve hatta yalıtım kavramları.
Ölüm o kadar önemli bir ipucudur ki, herhangi bir psikolojik danışma kuramı sorusunda ölümden bahsediliyorsa, ölüm vurgusu varsa varoluşçu terapi aklımıza gelmeli diyebiliriz. Çünkü varoluşçu terapiye göre bizler ölüm farkındalığı yaşadığımızda anlamlı bir hayat kurabiliriz. Ölüm farkındalığına ulaşmadan anlamlı bir hayat yaşayamayacağımız vurgusu varoluşçu terapide savunulan çok önemli bir görüş gösterir. Bilişsel terapi bir diğer önemli bakış açısıdır. Burada otomatik düşünceler bizim için anahtar kavramdır. İnsanın herhangi bir durumda bir anda karşısına çıkan bir olayla ilişkili olarak zihninde oluşan düşünce, otomatik düşünce. Bunu şimşek hızında ortaya çıkan düşünceler diye varsayabiliriz, otomatik düşünceleri. Tabii psikolojik danışma sürecinde odaklanılan olumsuz otomatik düşünceler arkadaşlar. Olumsuz otomatik düşünceler. Ve bilişsel terapiyle ilişkili birkaç tane olumsuz otomatik düşünce örneği de verdim. Kişi diyelim ki ben şu anda bir arkadaşımı buraya çağırdım, bir şey söylemesini istedim. İlk ben ondan bunu rica ettiğimde aklımdan geçen şey, eyvah şimdi konuşurken sesim titreyecek, kekeleyeceğim. Aklımdan geçen şey buysa o zaman buna bir olumsuz otomatik düşünce diyebiliriz. Bu tip olumsuz otomatik düşünceler bile olumsuz etkiler ve psikolojik sağlığı bozar. Bunları olumlularıyla değiştirmek burada amaç bilişsel terapide. Gerçeklik terapisinde arkadaşlar özellikle bazı temel ihtiyaçlar ve kimlik ihtiyacı üzerinde duruluyor gerçeklik terapisinde. Ne gibi ihtiyaçlar diyecek olursak, örneğin insanın güç ihtiyacı olduğu, hayatta kalma ihtiyacı olduğu, sevgi ve ait olma ihtiyacı, özgürlük ve eğlence ihtiyacı gibi ihtiyaçları üzerinde durur gerçeklik terapisi. Ve ilişkilerde bu ihtiyaçlar karşılıklı olarak karşılanabiliyorsa sağlıklı ilişkiler olduğu düşüncesi vardır. Örneğin bir evli çiftte eğer ikisinin de güç ihtiyacı çok yüksekse burada sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır görüşü gerçeklik terapisinde karşımıza çıkıyor. Özellikle insanı ihtiyaçlarıyla ilişkilendirerek açıklayan bir kuramdır. Gerçeklik terapisi bireyin sorumluluğuna da büyük önem veriyor arkadaşlar. Geçtaht terapi diyecek olursak, geçtaht terapi tabii ki bütünlüğü vurguluyor birçok arkadaşımın iyi hatırladığı gibi. Burada da özellikle kişinin sorumluluğu üzerinde durulur. Ancak çevresiyle ilişkisi de çok üzerinde durulan bir konu. Bir insanı tedavi edebilmek için, ona destek olabilmek için çevresiyle ilişkisi içerisinde onu görmek gerekir vurgusu vardır. Tamamlanmamış işler bizim için çok önemli bir ipucu. Bitirilmemiş işler kavramı geçiyorsa madde kökünde, geçtaht terapi ilk aklımıza gelmesi gereken psikolojik danışma kuramı arkadaşlar. Akılcı duygusal davranışçı terapi de son bahsedeceğimiz bir iki kuramdan biri olacak. Burada da özellikle yanlış inançlar kavramı çok anahtar bir kavramdır. Yanlış inançlar. Çünkü bu kurama göre biz çocukluğumuzdan bu yana bazı yanlış inançlar edindiğimiz için bazı psikolojik sıkıntılar yaşıyoruz. O yanlış inançları değiştirdiğimizde bir psikolojik danışman desteğiyle kişi ruh sağlığına kavuşmaktadır bu kurama göre. Ne gibi yanlış inançlar? Örneğin lisede 85 alıp ağlayan bir öğrenci düşük not aldığı gerekçesiyle şöyle bir yanlış inanca sahip olabilir. Sadece başarılı olanlar sevilirler. Ya da akıllı insanlar her zaman 100 alır gibi yanlış inançları olabilir bu kişinin. Bu nedenle ağlıyor olabilir arkadaşlar. Şu ABC modeli de DEF kısmı biraz daha ayrıntı ama ABC modeli bize şunu söylüyor. ABC DEF modeli de diyebiliriz buna. İnsanın çeşitli yaşadığı duygular olayların sonucu olarak görülmektedir ama aslında olayların sonucu değildir. Düşüncelerimizin sonucudur. Görüşü arkadaşlar ABC modeli. Bu aslında olayların sonucu değildir, düşüncelerimizin sonucudur derken şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki derse bir arkadaşım şu anda girdi ve ben ona dedim ki neredesiniz ya? Yarım saat oluyor ya. Biraz saygı gösterin dedim. Bunun üzerine arkadaşım sinirlendi, bir şey de diyemedi diyelim ki ve araya çıkınca birkaç arkadaşının yanında lan terbiyesize bak ya orada mikrofonumda diye bağırdı. Bir zaman da söyleyeceğimi biliyorum falan diye böyle şeyler söyledi diyelim ki öfkelendi.
Bu kurama göre arkadaşlar A olayı, B bizim bununla ilişkin inancımızı, C de duygumuzu, sonucu ifade ediyor. Yani bu olayda öfke. Bu arkadaşım şöyle düşünecek. Hoca bana böyle söyledi, ben de bu nedenle öfkelendim. Oysa bu kuram bize diyor ki, hayır, öfkemizin nedeni hocanın öyle söylemesi değil. Öfkemizin nedeni bizim bununla ilişkili düşüncemiz. Şöyle bir inancımız olabilir. Herkes bana kibar davranmalıdır. Böyle bir inancımızın sonucunda bir kişi bize kaba davrandığında öfkeleniyor olabiliriz. Bu kuramı söylediği şey ana olarak bu diyebiliriz. Ve son değineceğimiz kuram kısaca TA diye söylenen transaksiyonel analiz arkadaşlar. Bu kuram da özellikle ego durumları üzerinde durur. Çocuk ego, yetişkin ego, anne baba ego şeklinde üç ayrı ego durumundan bahsedilmektedir transaksiyonel analizde. Buradaki bu okey kavramı da bizim için önemli bir ipucu olabilir. Okey derken kastedilen şey diğer insanlarla ilişkilerimiz. Yani diğer insanları sevilmeye değer insanlar olarak gördüğümüzde diğerleri okeydir diye düşünmek şeklinde ifade ediliyor. Bu kişi kendisini sevilmeye layık, değer verilmeye layık algılıyorsa ben okeyim diye düşünmektedir. Onun için bazı insanlar ben okeyim sen değilsin diye düşünürler. Bazı insanlar sen okeysin ben değilim diye düşünürler. Bazı insanlar sen de okey değilsin ben de okey değilim diye düşünürler. Bazı insanlardaki onlara ruh sağlığı yerinde insanlar olarak bakılmaktadır burada. Ben de okeyim, sen de okeysin. Yani ben de sevilmeye layık, değer verilmeye layık biriyim, sen de öylesin. Bakış açısı okey ile kastedilen bu. Ve gelelim üzerinde daha fazla duracağımız çok önemli bir konuya, her yıl bize iki civarında soru sorulan bireyi tanıma teknikleri başlığımızı arkadaşlar. Bireyi tanıma tekniklerinde bazı farklı sınıflamalar olmakla beraber en yaygın karşımıza çıkan sınıflama test teknikleri, test dışı teknikler sınıflaması. Her hapşıran arkadaşım olduğunda çok yaşa demeyi içinden geçiriyor ama bölmemek için söylemiyorum. Toplu olarak söyleyeyim, hapşıran ve hapşıracak bütün arkadaşlara mutlu, coşkulu bir yaşam dilerim arkadaşlar hepsine. Şimdi rahatça devam edebilirim. Test teknikleri ve test dışı teknikler şeklinde konuşacağız bireyi tanıma tekniklerini. Burada bizim için daha çok önemli olan test dışı teknikler KPSS açısından baktığımızda. Çünkü sınav soruları neredeyse her zaman test dışı tekniklerden karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. O yüzden şu test tekniklerine kısaca değinip daha çok test dışı tekniklerden bahsedeceğiz. Öncelikle şu test teknikleri denilen tekniklerin performans ve davranış testleri diye ikiye ayrıldığını size hatırlatayım. Neye göre ayrılıyor? Performans tekniklerinde bir doğru ya da yanlış cevap var. Davranış testlerinde bir doğru ya da yanlış cevap yok. Bu şekilde ayrılır arkadaşlar. Aynı zamanda bu test tekniklerinde sınıf rehber öğretmenlerinin uygulayamayacağı birkaç tane test var. Hemen söyleyeyim. Yetenek testleri ve kişilik testleri. Sınıf rehber öğretmenleri tarafından uygulanamazlar. Sınıf rehber öğretmenleri yetenek testi ve kişilik testi uygulayamazlar. O yüzden herhangi bir soru da sınıf rehber öğretmeninin Hacettepe kişilik envanterine uygulaması diye bir şey gördüğümüzde tık üzerini çizmemiz gerekir. Yanlış. Ya da sınıf rehber öğretmeninin öğrencilere yetenek testi uyguladıktan sonra tık çizeceğiz. Yanlış. Sınıf rehber öğretmeni yetenek testi ya da kişilik testi uygulayamaz. Yorumlayamaz, puanlayamaz. Çünkü uzmanlık gerektirir arkadaşlar. Okul psikolojik danışmanları o testle ilişkili yeterliliği varsa yapabilir. Uygulamayı da, puanlamayı da, yorumlamayı da, sonuca dayalı öğrenciye desteği. Yetenekle ilişkili çok önemli bir nokta daha var. Rehberlikte bireyin öncelikli olarak tanınması gereken yönüdür yetenek. Bu çok kritik bir bilgidir, aklımızda olsun. Yetenek, rehberlikte bireyin öncelikli olarak tanınması gereken yönüdür. Çünkü yetenek, bireyin neyi yapabileceğinin en etkili yordayıcısı kabul edilir arkadaşlar. Bireyin neyi yapabileceğinin en etkili yordayıcısı kabul edilebilir. Yani bireyin hangi konuda başarılı olacağına ilişkin en etkili yordayıcı bireyin yetenek testi sonucudur diyebiliriz. Onun için öncelikle yetenek tespiti,
Tabii bu yetenek tespiti bir düşük yeteneğe sebep olabileceği, daha doğrusu sonuç olabileceği gibi aynı zamanda üstün yeteneği tespit etme imkanı da verebilir. Özel yetenek testleriyle de bireyin spor, müzik, resim gibi alanlardaki yeteneklerini tespit edebiliriz. Yetenekler öğrenilir mi, öğrenilmez mi? Yetenek öğrenilmez. Böyle düşünen var mı aramızda? Öğrenilmez. Öğrenilmez. Öğrenilebilir. Bence yetenek öğrenilebilir demek lazım. Yetenek öğrenilebilir diyen arkadaşlarım öznel, farklı ve KPSS açısından yanlış bir değerlendirme yapmış olmaktadırlar arkadaşlar. Çünkü yetenek öğrenilen değil, doğuştan getirildiği kabul edilen bir özelliktir. Yetenek uygun çevre olanaklarıyla karşılaşırsa açığa çıkabilir ya da uygun çevresel olanaklarla karşılaşmazsa körelebilir. Ama yeteneği öğrenmek diye bir şey yoktur. Yetenek testleriyle ölçülen şey doğuştan getirdiğimiz özelliklerdir. Yani bir yetenek testi ne kadar öğrenmeden arınık olanı ölçüyorsa o kadar başarılıdır diyebiliriz. Başarı testleri deyince aklınıza öğretmen yapımı başarı testleri ya da standart başarı testleri gelebilir. Sizin de gireceğiniz KPSS'nin eğitim bilimleri sınavı yahut genel yetenek, genel kültür sınavı adı her ne kadar genel yetenek olsa da bir başarı testidir arkadaşlar. Ek olarak Allah'ın sınavı aynı şekilde bir başarı testidir. Standart başarı testidir. Bunun dışında üniversite öğrencilerinin girdiği YGS, LYS ya da ortaokul öğrencilerinin girdiği TEOG tipi sınavlar hep standart başarı testleridir. Aklımızda olsun. Davranış testleri deyince ilgi envanteri, kişilik testi ve tutum envanteri aklımıza gelir. İlgi ile ilişkili anahtar kavramımız hoşlanmak. Kişinin hangi mesleklerden hoşlandığını tespit etmek isteyen okul rehber öğretmeni Ayşe Hanım, ilgi envanteri. Tatmin bir başka önemli ipucudur ilgi envanteri için. Öğrencilerin hangi alanlarda, hangi bölümlerde, hangi mesleklerde tatmin olacağını öğrenmek isteyen okul psikolojik danışmanı Ahmet Bey, ilgi envanteri. Tatmin olmak, yani doyum almak ve bir de hoşlanma, ilgi envanterini bize hatırlatması gereken ipuçları arkadaşlar. Ek olarak şunu da söyleyeyim, ilgi kişinin mutluluğuyla da çok yakından ilgilidir. İlgi envanteri bir işin üstesinden gelebileceğimizi göstermez ama o alanda mutlu olabileceğimizi gösterir. Bir başka önemli test kişilik envanterleri. Kişilik envanterleri sadece uzmanlar tarafından kullanılıyor dedim biraz önce. Kişiliğin pek çok farklı boyutu vardır. Mizaç, karakter, ek olarak değer, benlik gibi pek çok boyutu vardır arkadaşlar. Benlik deyince aklımıza kişinin kendini algılaması geliyor dedik. Bunun bir var olan yaşantısal dediğimiz benlik hali vardır. Bir de ideal benlik vardır. Var olan benlik şu anki benlik algımız iken ideal benlik ulaşmak istediğimiz ben diye ifade edilir. Örneğin ben ya da bir başka arkadaşım haftada bir kitap bitiren, haftada bir klasik müzik konserine gitmek isteyen, her ay en az 2-3 resim sergisi gezmek isteyen biri olabiliriz. Ama bunu şu anda yapmıyor olabiliriz. Bu ideal benimizin özellikleriyle şu anki benimiz arasında yani yaşamsal benliğimiz arasında bir fark olduğunu bize gösterir. Onun için ideal ben deyince ulaşmak istenilen ben aklımıza gelmeli. Kişilik envanteri hangi durumlarda kullanılır? Özellikle önemli bir tespite ihtiyaç olduğu zaman. Örneğin psikolojik danışma ihtiyacı var mı bireyin? Bu durumda bakılabilir. Yahut kişi çok önemli bir karar verecektir. Bunun öncesinde yine kişilik envanteri kullanmak uygun olabilir. Tutum ise arkadaşlar davranışların altında olan ve davranışlara yön veren eğilimler diye tanımlanıyor. Tutum davranışların altında olan ve davranışlara yön veren eğilimler diye tanımlanır. Örneğin yaşlılara karşı davranışlarımızın altında yatan eğilimleri, sokak çocuklarına karşı davranışlarımızın altında yatan eğilimleri, mülteci çocuklara karşı davranışlarımızın altında yatan eğilimleri, bir televizyon kanalına karşı davranışlarımızın altında yatan eğilimleri
tutum envanterleriyle tespit etmek mümkün. Bu arada başarı testi, ilgi testi ve yetenek testini içeren şöyle bir cümle kurmamız mümkün. Kişinin şimdiye kadar ne yaptığını başarı testi gösterir. Gelecekte ne yapabileceğini yetenek testi yordar. Hangi alanda mutlu olacağını da ilgi envanteri yordar diyebiliriz. Şimdi gelelim test dışı tekniklerimize. Test dışı teknikleri 5 başlık halinde görüyorsunuz orada. Bunları birer birer ana noktalarıyla konuşacağız. Kendini anlatma teknikleri deyince aklımıza bireyin kendisinden bilgi aldığımız teknikler gelmeli. Yani bireye soruyoruz, birey de bize bilgi veriyor. Geçerlik güvenilirliğinin bunların genel olarak düşük mü yoksa yüksek mi olmasını beklersiniz kendini anlatma tekniklerinin? Düşük mü? Kendini anlatma tekniklerinin genel olarak geçerlik güvenilirliğinin ben düşük olmasını beklerim. Böyle düşünen arkadaşlar görebilir miyiz? Düşük olmasını beklerim. Olur mu canım? Bireyin bizzat kendisinden bilgi alıyoruz. Bence yüksektir. Arkadaşlar, birey birçok arkadaşımın tespit ettiği gibi paşa gönlü nasıl isterse öyle cevap verir. Ve bu geçerlik güvenilirliğin düşük olması anlamına gelir. Genel olarak böyle bir özelliği vardır kendini anlatma tekniklerinin. Geçerlik güvenilirliği düşüktür. Zaten hiçbir teknik için tek başına bir tekniğe göre hareket edilir diyemeyiz bildiğiniz gibi. Ama bu teknikleri biraz daha düşüktür geçerlik güvenilirlikleri. Hemen birkaç ipucu noktasına eğilelim bunların. Otobiyografi, bireyin iç çatışmalarını bize gösterebilecek olan, kendini yazılı olarak anlattığı teknik bildiğiniz gibi. Otobiyografinin bazı sınırlılıkları vardır arkadaşlar. Kişi kendiyle ilgili kavrayışa yüksek dozda sahip değilse, yani içgörü geliştirmemişse kendisiyle ilgili, kendisini çok iyi tanımıyorsa, o zaman bize de çok bilgi veremez. Bu otobiyografinin bir zayıflığıdır. Ya da kişi yazılı anlatımdan hoşlanmıyor olabilir. Atandığınız okullarda çok sık karşılaşacaksınız. Biz öğrencileri genellikle ilkokul 1. sınıfta yazı yazmaktan bıktırmış oluyoruz. Bu yüzden de öğrencilere sınıfa girip sizinle şimdi yazılı olarak şöyle bir çalışma yapacağız dediğinizde genellikle şu sesi, şu sesi, şu sesi duyuyorsunuz. Sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Niye? Çünkü çocuk hayatı boyunca yazacağı yazıyı 1. sınıfta yazmış oluyor. 1. sınıfta öğretmen ona diyor ki yavrum bak bu harf yanlış olmuş, şimdi 3 sayfa yaz bundan. Tabii öğretmen bunu çocuk için iyi olsun diye yapmakta ama aynı zamanda şöyle bir sonucu oluyor bunun. Çocuk 1. sınıfı bitirdiğinde diyor ki ben hayatım boyunca yazacağım yazıyı yazdım. Benim olayım bu artık. Bundan sonra çok gerekmedikçe yazmayacağım. Onun için böyle bir olumsuz bakış açısı olabilir. Otobiyografi yoluyla bireyin kendini anlatmasında engel olan. Ya da yazılı anlatım gücü zayıf olabilir bireyin. Bazı kişiler çünkü sözlü olarak bazı şeyleri sorduğunuzda kendini çok etkili anlatır. Ama yazıya dökmesi gerektiğinde etkili bir şekilde cümleler kuramaz, kendini ifade edemez. Bu tip zayıflıkları var otobiyografinin. Otobiyografi aynı zamanda incelenirken, yorumlanırken bazı ölçütlere de bakılması gereken bir tekniktir. Özellikle kişinin çelişkili ifadeleri var mı? Metnin başıyla ortası arasında çelişkili ifadeler kullanmış mı? Atladığı hayatındaki çok önemli olaylar var mı? Ya da ne kadar uzun yazmış? Daha önce neyi yazmış öncelik sırası? Bu gibi konulara da bakılır otobiyografi incelenirken arkadaşlar. Peki otobiyografide annesini öldürmeyi düşündüğünü yazan bir çocuk olduğunu varsayalım. Atandığınız okulda size böyle bir otobiyografi geldi. Çocuğun kağıdını gördünüz. Bu durumda yapılması gereken şey, ilk davranış nedir? Emniyete okul müdürü aracılığıyla haber vermek. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar çocuk annemi öldürmek isterim yazmış otobiyografi formuna. Okul müdürü aracılığıyla emniyete haber verelim diyen arkadaşımı görebilir miyiz? 3 arkadaşımız sadece.
Yok canım, önce bir görüşmek lazım falan diyen var mı? Tabii ki görüşmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çocuk bunu niye yazdı, bir görmemiz gerekir. Belki çocuk şaka yaptı kendi kafasınca. Biz çağırdık çocuğu, dedik ki ya böyle böyle görünce endişelendim, seni bir dinlemek istedim. O da bize diyebilir ki, aa bunu okuyorlar mı ya, ben kimse okumuyorum. Böyle şaka. Böyle diyebilir çocuk. Ya da diyebilir ki, hocam o sırada çok öfkeliydim, sabah annem evden çıkarken tokat attı. Yani ondan öyle öfkeli yazdı da diyebilir. Onun için öncelikli olarak böyle bir durum olduğunda öğrenciyle bir görüşmek gerekir. Öğrenciyle görüştük. Öğrenci bize dedi ki, tabii öldüreceğim. Siz de onun bana yaptıklarını bilseniz siz de öldürmek istersiniz. Ben nasıl öldüreceğimi de bilemiyorum, planlıyorum, planladım her şeyi. Demirci Ahmet amcayla konuştum, bana bıçak hazırlıyor. Bıçağı atacağım yeri bile planladım. İşten çıkarken öldüreceğim onu. Bunu anlattı. Olay ciddi. O zaman haber veririz okul müdürü aracılığıyla. Onun için sadece otobiyografide yazdı diye hemen emniyetle bağlantıya geçilmez efendim. Burada ölçütümüz şu, okul rehber öğretmeni insanı anlamakla sorumlu olan ve bireyin davranışları hakkında sağlıklı izlenimler edinmekle yükümlü olan uzman kişidir. Okul rehber öğretmeninin baştan gerçek düşüncesini yazıp sonra da korkup düşüncesini değiştiren kişiyi anlayabilmesini bekleriz. Okul rehber öğretmeninin izlenimi tehlike yok yönündeyse ona güvenmek onun uzmanlığının bir gereği olur. Tabii şu mümkün mü? Okul rehber öğretmeni, aa bu çocuk şaka yapmış deyip bir hafta sonra çocuğun annesini öldürme haberini almamız mümkün mü? Mümkün. Okul rehber öğretmeninin uzman olmadığı ve hata yaptığı sonucuna burada ulaşırız. Ama bizim yapmamız gereken belki bizi kandırıyordur diye düşünmek değil. Arkadaşlar, arzu listesi tekniği özellikle küçük yaş grubunda çok etkili olur. Yazılı olarak da sözlü olarak da uygulanabilir. Burada çocuğa fantastik nitelikli sorular soruyoruz biliyorsunuz. Bir sihirli deneyin olsa hayatında neyi değiştirirdin tipinde. Özellikle küçük yaş grubunda bilgi almak için bireyden çok etkili bir tekniktir. Yazılı olarak da uygulanabilir. Kime göre ben neyim tekniğinde? Size özel söylemem gerekecek. Bir hapşalık oldu, çok yaşayın. Hocam ilk defa sözüm bu kadar sizin, ben de bir kusura bakmayın. Sağlık olsun. Kime göre ben neyim tekniğinde arkadaşlar? Birey, başkaları kendisi hakkında ne düşünüyor? Buna dair düşüncesine bir forma işaretler. Başkaları ne düşünüyor? Yani başkaları ne düşünüyor derken annesi, babası, öğretmeni, arkadaşları kendisiyle ilgili nasıl düşünüyorlar? Yardım severim yazar birinci maddede. Çocuk anneme göre yardım severim diye işaretler. Babama göre yardım severim diye. Arkadaşlarıma göre yok yardım sever diyeyim, oraya işaret koymaz. Kime göre ben neyim tekniğinde durum bu. Zaman çizelgesi özellikle etkili zaman yönetimi becerisi kazandırmak için kullanılan bir teknik. Cümle tamamlama tekniği, cümlenin bir kısmı eksik bırakılarak çocuğun aklına ilk gelenle tamamlamasını isteme tekniği. Eve gönderilen bir form değildir. Çünkü çocuğun ilk aklına geleni yazmasını isteriz cümle tamamlama tekniğinde. Problem tarama listesi, problemlerin alt alta yazılıp çocuğun sahip olduğu problemleri işaretlemesini istediğimiz bir teknik. Sık sık başım ağrır diye bir ifade vardır. Çocuk varsa böyle bir sorunun yanına işaret koyar. İşte geceleri sık sık uykumdan uyanırım. Varsa böyle bir problemi altına yanına işaret koyar. Bana hakaret eden öğretmenlerim var. Varsa böyle bir problem işaret koyar. Problem tarama listesinde bu tip ifadeler vardır. Diyelim ki atandığınız okulda bir öğrenci gördünüz. Sık sık yalnız takılıyor gibi, mutsuz gibi görünüyor. Ve bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz çocukta. Bununla ilişkili olarak problem tarama listesini bu çocuğa uygulamak iyi bir fikir olur mu? Bir öğrenci gözlemlediniz atandığınız okulda. Çocuk yalnız başına takılıyor genellikle. Yüzünde mutsuz bir ifade var gibi. Peki
kimseyle konuşmadığını görüyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var gibi çocukta. Gözlemlediniz bir hafta, 10 gün. Evet, bayağı böyle bir problem var gibi çocukta. Böyle bir çocuk için problem tarama listesi uygulayıp bu çocuğa bu tekniği kullanmak uygun olur mu? Tabii ki gayet uygun diyen arkadaşları görebilir miyiz? Problem tarama listesi. Vallahi bana hiç uygun görünmedi. Arkadaşlar, tabii ki uygun diyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir yanlışı vurgulama şansı verdiler. Sağ olun. Neden? Çünkü problem tarama listesi bir kişiyle ilgili problemleri öğrenmek için kullanılan bir teknik değil arkadaşlar. Problem tarama listesi büyük gruplarda az zamanda çok veri toplamak için kullanılır. Örneğin sınıfın geneliyle ilgili böyle bir şey merak ediyorsanız 30 kişilik sınıfın önüne koyarsınız her birinin önüne bu listeyi. Bir derste öğrenci doldurur ve dersin sonunda toplarsınız, hepsini analiz eder. Sonra ihtiyaç duyduklarınızla görüşürsünüz. Onun için problem tarama listesi tek bir öğrenciyle ilgili bilgi almak istediğimizde kullanılması en uygun teknik değil. Böyle bir durumda görüşme çok uygun bir yol olur. Problem tarama listesi aynı zamanda bir sınıftan daha büyük gruplar için de çok etkili olabilir. Örneğin okul rehber öğretmeni gelecek yılın eğitim programıyla ya da rehberlik programı ile ilgili bazı çalışmalar, raporlar hazırlayacaktır. Bununla ilişkili olarak Mayıs ayında öğrencilere uygular problem tarama listesini ve aldığı verilere dayalı bir rapor hazırlayabilir. Okulun genelinden aldığı verilere dayalı olarak. O yüzden gruplara uygulanması daha uygun bir tekniktir. Problem tarama listesi. Anketi çok iyi biliyoruz. Görüş ve düşünceleri tespit etmek için kullanılan bir birey tanıma tekniğidir. Genellikle beşli Likert tipi denilen ölçek kullanılıyor bildiğiniz gibi. İşte bana hakaret eden öğretmenlerimle ilişkili olarak diyelim ki öğretmenlerim bana kibar davranırlar diye bir ifade vardır. Şimdi hiç katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, hiç katılmıyorum gibi ifadelerden öğrenci kendi görüşüne uygun olanı işaretler anket ya da soru listesi denilen teknikte. Hatıra kayıtları ile ilişkili olarak da şunu hatırlatayım. Öyle zannediyorum ki buradaki pek çok arkadaşımın ortaokul yıllarında bir hatıra defteri olmuştur. Ve arkadaşlarına verip arkadaşlarının da o deftere bana bu kalbin kadar temiz sayfayı ayırdığın için diye başlayan yazdığı cümleler olmuştur zannediyorum. İşte o hatıra defteriyle alakası yok arkadaşlar bunun. Aman karıştırmayınız. Burada kastedilen günlük. Adı hatıra kayıtları ama kastedilen günlük. Yani kişinin kendisinin yazdığı hatıralar. Bunlar üzerinden de bireyi tanımak mümkün. Kişinin hatıra de yani günlük hatıra kayıtlarını nasıl okuyacağız biz? Anneler bunun yolunu çok iyi bilirler. Onlardan ya. Ama pardon etik olmadı bu. Etik şöyle yapalım. Bireyin rızası olduğu takdirde okuruz arkadaşlar bunu. Bireyle görüşürüz. Onun rızası olursa hatıra kayıtlarını yani günlüğünü okuyarak bireyi daha iyi tanımak mümkün. Başkalarının kanılarına dayalı yani bireyi başkalarına sorarak tanıma tekniklerine girecek olursak bunlardan ilk ikisi arkadaşlar sosyometri kimdir bu? Bize sorulma olasılığı çok yüksek olan iki teknik. Diğer ikisi sorulursa büyük sürpriz olur. Şimdiye kadar hiç sorulmadı ve alan yazımındaki yeri de çok zayıftır rol dağıtım ve sosyal uzaklık ölçeği için bunu söyleyebiliriz. Bu ikisinin çıkma olasılığı çok düşük ama bu ikisinin çok yüksek dedik. O yüzden şunları birer cümleyle söyleyeyim sonra diğerlerine bakacağız. Rol dağıtımı deyince öğrencilerin bildikleri bir rolü sınıftan uygun gördükleri kişiyle eşleştirmesi tekniği diyebiliriz buna. Örneğin bir tiyatro izler öğrenciler ve izledikleri tiyatroda karakterleri alt alta yazarız. Efendim yoksul kız, yoksul çocuk, fırıncı, işte Ahmet emmi, Mehmet emmi. Niye böyle bir hikaye oluşturdum acaba? Neyse. Yazarız bu karakterleri ve karşısına çocuk o tiyatroda hangi özelliklere sahipse çocuklar onu biliyor olacaklar. Karşılarına sınıftan uygun gördükleri kişiyi yazarlar. Rol dağıtım bu şekilde uygulanıyor. Sosyal uzaklık ölçeği de gruptaki kişiler yazılır. Diğer boyutta da şu ifadeler yazılır. Arkadaş, başkası, arkadaş değil, ismini bile duymadım.
Ahmet'in yanına çocuk işaretler. İsmini bile duymadım. Mehmet, arkadaş. Ayşe, başkası. Bu şekilde ifadelerle diğer bireylerle mesafesini öğrenebiliriz arkadaşlar. Sosyometri kimdir bu ya? Gelelim. Sosyometri bize sık soruluyor bildiğiniz gibi ve grup içi ilişkileri öğrenmek için çok etkili bir tekniktir sosyometri tekniği. Grubun ilişki ağını görmek için sosyometri kullanabiliriz arkadaşlar. O yüzden de bireylerin davranışlarını görmek istiyorsak, hangi tekniği bireylerin davranışlarının nedenini görmek istiyorsak, hangi tekniği kullanmalıyız? Bireylerin davranışlarının nedenini öğrenmek istiyorsak, sosyometri ile ilişkili önemli bir bilgiye birçok arkadaşım sahip, ne kadar güzel. Davranışların nedenini göstermez arkadaşlar sosyometri. Var olan durumu bize söyler sadece. Örneğin dışlanan çocuk var mı? Bunu görebiliriz. Niye dışlanmış? Onu bir ayrıca başka teknikle görmek gerekir. İncelemek gerekir. Bu görüşme olabilir örneğin, o başka nedenini öğrenebileceğimiz teknik. Sosyometri ile nedenleri öğrenemeyiz ama grubun ilişki ağını öğrenebiliriz dedik. Sosyometride genellikle işte pikniğe gidecek olsanız birlikte pikniğe gitmeyi en çok istediğiniz 3 kişiyi sıralayın. Ya da bir proje hazırlayacak olsanız birlikte proje hazırlamayı en çok isteyeceğiniz 3 kişiyi sıralayın şeklinde sorular soruyoruz bildiğiniz gibi. Ve sosyometrinin ardından sosyometri sonuçlarını bir grafik halinde gösterme önemli bir noktasıdır sosyometri çalışmasının. Buna da sosyogram deniyor bilindiği gibi. Sosyogramda önemli birkaç tane nokta var. Şu merkezde olan öğrenciye lider ya da yıldız öğrenci denilmektedir. En çok tercih edilen öğrencidir. Şu öğrenciye dışlanmış ya da terk edilmiş öğrenci denilmektedir arkadaşlar. Tabii ki şu öğrenciyle hemen görüşmemiz gerekir. Niye bu durumda? Acaba özgüven sorunu mu var? Sınıfta bir hırsızlık olmuş, bir halde buna mı kalmış? Nedir? Bir incelemek gerekir bu durumu. Bunun dışında şurada iki öğrenci var gördüğünüz gibi. I ve B. Bu öğrenciler için karşılıklı çeken ifadesini kullanırız. Karşılıklı çeken. Ve aynı zamanda bir de burada klik var. F, C ve İ arasında bir ilişki. Klik kendi içinde güçlü ilişkileri olan dışa kapalı küçük grup anlamına gelmektedir bildiğiniz gibi. 3, 4, 5, 6 kişilik gruplardır genellikle. Klik adı verilen gruplar. Ve bir grupta klik varsa o kliğe müdahale etmek gerekir. Değil mi arkadaşlar? Niye? Müdahale etmek gerekir değil mi? Etmeyelim mi müdahale? Peki bize böyle bir sosyogramı sınavda verdiler ve buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir ya da yapılamaz diye sordular diyelim. Şu ifadeye doğru diyen arkadaşlarım bir ilgi görmek isterim. C, F ve İ öğrencilerin oluşturduğu kliğe müdahale etmek gerekir. Bu doğru. Doğru. Olur mu canım, bence yanlış, ne müdahalesi? Yanlış. Arkadaşlar, klik problem bir durum demektir. Klik dağıtılmalıdır arkadaşlar. Tabii dağıtılmalıdır derken rehberlik anlayışına uygun şekilde. Yoksa sizi bir daha beraber görmeyeceğim. Konuştuğunuzu görürsem sizin beyninizi parçalarım sizin. Beyniniz var yok, olmaz ya beynim parçalarım. Beyninizi dağıtırım olacak bu hayatta. Çalışmalıyım bu şeyleri. Dolayısıyla arkadaşlar, klik bir problemdir ve kliğe müdahale edilmesi gerekir. Neden? Uzun vadede klik büyük grup için problem olacağı için. Müdahale etmekten kasıt ne? Diğer öğrencilerle kaynaşmasını sağlayıcı ortamlar yaratmak gerekir. Örneğin öğretmenler çocukların yaşına göre derste eğitsel oyun oynayacaksa bu üç öğrenciyi farklı üç gruba yerleştirebilir. Ya da bir sınıfta bir çalışma hazırlanacaksa bu üç öğrenci farklı gruplara yerleştirilebilir. Diğer öğrencilerle de kaynaşsınlar diye. Yani dağıtmaktan kasıt diğer öğrencilerle kaynaşacakları ortamlar yaratmaktır. Kliğe müdahale etmek gerekir. Doğru ifade bu arkadaşlar. Benim yüzümden.
3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 da olabilir. 4 üst sınır diye bir bilgi yok. 3 de olabilir, 6 da olabilir. Arkadaşlar aynı şekilde şu karşılıklı çeken için de bu söylediğimiz geçerli. O karşılıklı çeken için de grupla kaynaştırılmaları gerekir. Görüşülmesi gerekir öğrencilerle ve diğer öğrencilerle kaynaşmaya yönelik bir çalışma yapılması doğru olur diyebiliriz. Tabii görüşülme derken siz niye böyle gruptan ayrı takılıyorsunuz? Böyle şeyler değil de işte rahatsız olduğunuz bir şey var mı ya da işte grupta özellikle sorun yaşadığınız ya da daha yakın olmak istediğiniz bireyler var mı anlamında kaynaşma amacına yönelik bir görüşme yararlı olabilir arkadaşlar. Sosyometri ile ilgili son bir iki şey daha söyleyeyim. Sonra kimdir buraya geçelim. Sosyometri belirli aralıklarla yeniden uygulanırsa çok yararlı olur. Yani yaptık sosyometriyi, 3 ay sonra bir daha uygulamamız bizim çalışmalarımızın ardından hala aynı durum devam ediyor mu? Bu klik hala var mı? Bu karşılık çeken hala var mı? Yoksa yaptığımız çalışmalardan sonra grupla kaynaşmışlar mı? Bunu görmek için ara ara yeniden, daha doğrusu tekrarlayan şekilde bunu kullanmak gerekir. Sosyometriyi yeniden uygulamak gerekir. Sosyometriyle ilişkili bir başka noktada öğrenciler birbirini yeterince tanıdıktan sonra yapılması gerekir. Bu da genellikle 4-5 aydan az bir süre değildir arkadaşlar. O yüzden 5. sınıfa bir ortaokula başlamış öğrenciler için hemen Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında yapılması doğru olmaz sosyometrinin. En az 4-5 ay geçtikten sonra, belki 6 ay geçtikten sonra yapılması uygun olur sosyometrinin diyebiliriz. Ve sosyometri hangi konuda soru sorulduysa o konu için geçerlidir sonuçları. Hangi konuda soru sorulduysa. Yani birlikte pikniğe gitmeyi en çok isteyeceğiniz 3 kişi diye sorup buna göre proje grupları hazırlamak doğru olmaz arkadaşlar. Hangi konuda sorduysak sosyometri sonuçları o konuda geçerlidir. Bu da aklımızda olsun. Gelelim kimdir bu formuna? Kimdir bu formu? Bazen bu arada bilkim tekniği diye de söyleyebiliyorlar bunu. Aynı şeydir bilkim ya da kimdir bu. Burada da çeşitli özelliklerin karşısında sınıftan çocuğun uygun gördüğü arkadaşlarını yazmasını istiyoruz bildiğiniz gibi. Bazen öğrenciler kendi isimlerini yazabiliyorlar. Bu doğru bir durum, uygun bir davranış olur mu çocuğun kendi adını yazması? Kimdir bu formunun arkadaşlar? Çocuk atıyorum en çok sevilen kimdir? Kendi adını yazması ise bu uygun bir durum mu? Kendi adını yazabilir mi? Arkadaşlar, kimdir bu formunda birey kendi adını forma yazabilir mi? Bu uygun mu? Sorusunun yanıtı şu. Paşa gönlü bilir. Uygun görürse yazar arkadaşlar. Uygun görmezse yazmaz. O bilir yani bunu. Uygun mu uygun değil mi? Bizim açımızdan kendini adını yazması uygun ya da değil böyle bir şey yok. Hatta bu kimdir bunun güçlü bir yönüdür. Birey kendi adını yazdıktan sonra şuna bakarız. Diğerleri de bunun adını yazmışlar mı? Buna bakarız. Yani bu form üzerinden bakacak olursak en çok sevilen kimdir? Biz bu şekilde çocukla gördük. Ömer yazmış en çok sevilen kimdir? Karşısına kendi adını yazmış. Arkadaşları da herkese kaba darman görgüsüz olan kimdir'in karşısına sınıfta 6 kişi Ömer yazdı. Burada bağdaşım düzeyinin düşüklüğünden bahsederiz arkadaşlar. Bunu bazen tutarsızlık ya da tutarlılık diye çeviren de var. Tutarlılık ya da bağdaşım düzeyi diyebiliriz. Bireyin kendini yazmasıyla o özelliğe başkalarının onu yazması arasındaki uyum bağdaşım düzeyi diye ifade edilir. Ve bu kimdir bu tekniğinin önemli, güçlü bir yönüdür. Bu da kimdir bu ile ilişkili olarak karşılaştığımız bir sınav sorusu. Kendisini nasıl algıladığı kısmı kendi adını da yazabileceğini bize söylüyor. Başkaları tarafından nasıl algılandığı da birey diğer öğrencilerin de isimlerini yazabildiği için kimdir bu formuna bizi götürmesi gereken ipuçları. Sosyometride birey kendi adını yazabilir mi o forma diyecek olursak yazabilir mi? Sosyometride kendi adını. Arkadaşlar, sosyometride birey kendi adını yazdıysa okul rehber öğretmeninden yardım istemek iyi olabilir.
Pikniğe en çok kiminle gitmek istiyorsunuz? Üç kişi yazın. Bir kendim, iki kendim, üç Ayşe. Bu çocuk ciddiye almadığı anlamına gelir etkinliği. Ya da ciddi bir narsistik bozukluk işareti olabilir. Onun için de sosyometride kendi adını yazması gibi bir durum yok ama kimdir bu da var diyebiliriz. Bir başka başlıkla devam edelim. Bunu konuşmuştuk. Gözleme dayalı tekniklerle devam edelim. Gözleme dayalı tekniklerin genel olarak geçerli güvenilirliği düşük mü yüksek mi diyecek olursak düşünceniz ne olur? Gözleme dayalı tekniklerin geçerli güvenilirliği düşük mü yüksek mi? Yüksek diyen arkadaşlarıma iyimser tavırları için kutlarım. Ancak burada doğru cevap düşük şeklinde olacaktı. Çünkü gözlem sonuç olarak öznel bir değerlendirmedir. Şu anda bir başka arkadaşımı buraya çağırsak, desek ki salona bakalım, sen gördüklerini yaz, ben de gördüklerimi yazayım. İkimiz birebir aynı şeyleri mi yazarız? Hayır, ama aynı şeye bakıyoruz. Çünkü aynı şeyleri yazmamamızın nedeni öznelliktir. O yüzden de gözlem öznel bir tekniktir ve geçerli güvenilirliği düşüktür arkadaşlar. Tıpkı görüşme gibi. Tıpkı bireyin kendisinden bilgi aldığımız tekniklerle ilgili geçerli güvenilirliği düşüktür diyebiliriz. Sistemli ve sistemsiz gözlem arasındaki temel farkın plan olduğunu hatırlatayım. Yani planlı olduğunda sistemli, plansız olduğunda sistemsiz gözlem adı verilir arkadaşlar. Gözlem listeleri bir özellik, bireyde var mı yok mu? Bunu tespit ettiğimiz formlardır. Bir özellik bireyde var mı yok mu? Bazen seçeneğinle kendi gözlem listeleri de olabilir. Evet, bazen hayır şeklinde gözlem listeleriyle karşılaşabiliriz. Hocam pardon. O zaman kontrol listesiyle gözlem listesinin benzerlik kurabilir miyiz? Tabii kurabiliriz. Aynı şeyler. Rica ederim. Kontrol listesi de deniyor arkadaşlar bu tekniğe. Hatta bazen İngilizcesiyle hiç bozmadan checklist diyenler de var. Gözlem listesi de diyebiliriz. Aynı şeydir. Gözlem listesi, kontrol listesi ya da checklist. Burada bir kontrol listesi görebiliyoruz. Dinleyiciyle göz teması kuruyor. Gözlemledik. Evetse evet, hayırsa hayır. Bazen seçeneğinde gitmek mümkündür bunu. Özellik kayıt çizelgesinde ise bu şekilde bir uzman tarafından hazırlanan, bu kısım önemli bir ipucudur. Bir uzman tarafından hazırlanan liste alınır ve buna dayalı olarak gözlem yapılır. Sonra gözlem yapıldıktan sonra da bu şekilde bu özellikler kayıt edilir. Şu özellik listesi kısmı şu listeyi ifade ediyor. Kayıt kısmı da şu altta gördüğünüz kısmı, gözlemlediğimiz özellikleri kayıt etme kısmını ifade ediyor. Özellik kayıt çizelgesi buradan geliyor arkadaşlar. Bir de anekdot var. Bunu olay kaydı ya da vaka kaydı diye de görebiliyoruz bildiğiniz gibi. Öğrenciyle ilgili yapılan bir gözlemin kısaca yazılı olarak kayıt altına alınmasıdır. Ben kısaca diyorum ancak bunu ayrıntılı betimleme diye tanımlayanlar da vardır. Buradaki ayrıntılı betimleme ifadesi 3 sayfa yazmak anlamında ayrıntılı değil. Buradaki ayrıntılının altında yatan çok ayrıntı davranışlara da yönelebileceğidir. Yoksa anekdot, 2 sayfalık anekdot olmaz. Anekdot 1 satır olur, 3 satır olur, 5 satır olur. Yani çok uzun olmaz anlamında bu satır ölçüsünü kullanıyorum. Anekdot genellikle kısaca bir öğrenciyle ilişkili gözlemimizi yazmayı ifade eder. Çok önemli noktalarından biri şu, özellikle küçük yaş grubunda anekdotla ilişkili olarak bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Ve aynı zamanda yaşı da ekleyebiliriz buraya. Yaş küçüldükçe yaş önemli hale geldiği için yaşı da ekleyebiliriz yaş küçüldüğünde. Çok önemli bir noktada yorumun ayrıca olması. Anekdot formunda olay anlatılırken yorum katılmaması gerekir. Mümkün olduğunca. Bu çok zor bir şey yorumu hiç katmadan yazmak ama mümkün olduğunca yorum katılmaz. Ayrıca yorum kısmı anekdotta yazılır diyebiliriz. Ve gözlemsel bir teknik olarak son değineceğimiz teknik de derecelendirme ölçeği. Bu da kontrol listesinin yani gözlem listesi tekniğinin daha ayrıntılı, daha derin bilgi vereni,
Kontrol listesinde bir özellik var mı yok mu bunu söylüyor bize demiştik. Derecelendirme ölçeğinde ise ne düzeyde özelliği gözlemledik? Bunu işaretleyebiliyoruz. Ve molaya çıkmadan önce konuşacağımız son başlık arkadaşlar. Derecelendirme ölçeklerinin kullanımında karşımıza çıkan hatalar. Çoğu yıl bir tane soru sorulan bir başlık bu hatalar. O yüzden şöyle bir üzerinden geçelim. Genelleme etkisi denildiğinde aklımıza gelmesi gereken şey şu. Gözlemden önceki duygu ve düşüncelerimizin gözlemlenenle ilgili gözlemden önceki duygu ve düşüncelerimizin gözlem kayıtlarına yansıması. Aklımıza bu gelmeli. Yani bir öğrencinin çok kolay yalan söylediğini, arkadaşlarına çok kolay tekme savurduğunu, saldırganlık sergilediğini görüyorsunuz. Bu öğrenciyle ilgili olumsuz düşüncelerinizin gözlem sonuçlarına yansıması, fark etmeden daha olumsuz değerlendirmeler yapmanız Horn etkisi ya da genelleme hatası olarak ifade edilebilir. Ya da tam tersine bir öğrenci var, işte çok dürüst, sorumluluk sahibi, böyle pırlanta gibi çocuk diyorsunuz. Bununla ilgili de fark etmeden daha olumlu değerlendirmeler yapmanız halo etkisi olur diyebiliriz. Arkadaşlar, anlam hatası ile mantık hatası arasında küçük bir fark var. Anlam hatası bir özelliği anlamamaktan kaynaklı. Mantık hatası benzeyen özellikleri karıştırmakla alakalı bir durumdur. Anlam hatası bir özelliği anlamamakla, yanlış bilmekle ilgili. Mantık hatası ise benzeyen özellikleri karıştırmakla ilgili. Öğretmen arkadaşlarımda çok sık gördüğüm bir hata, benzeyen sözcüğünü gözden kaçırmak. Örneğin, bir öğrencinin sosyal becerisiyle ders çalışma alışkanlıkları karıştırılabilir mi? Benziyor mu? Benzemiyor mu? O zaman bunları karıştıran bir kişinin mantık hatası yaptığını söyleyemeyiz. Benzeyen özellik olması gerekir mantık hatası diyebilmemiz için. Derlerse ki bir öğrencinin disiplinli davranma düzeyi gözlemlenirken disiplinli davranmayla otoriter olma karışmış. Evet, bunlar karışabilir. Benziyor çünkü. O zaman mantık hatası deriz. Ya da zeka ile başarıyı karıştırdı. Mantık hatası deriz çünkü bunlar çok karışıyor. Ama benzeyen özellik olması gerekir mantık hatası cevabını işaretleyebilmemiz için. Gözlem yetersizliği kendisini söylüyor zaten. Yeterince gözlem yapamadan bir yargıya ulaşmak demektir. Şu kişisel yanlılık hataları da bonkörlük herkese bol puan verme, cimrilik herkese düşük puan verme, şu merkeze yığma ki buna orta yol hatası da diyebiliriz. Uçlardan kaçınma eğilimidir. Yani her zaman kesinlikle gibi seçeneklerden de uzak durur kişi. Hiçbir zaman kesinlikle değil gibi seçeneklerden de uzak durur. Bazen kararsızlığım orta düzeyde gibi seçeneklere yönelir yoğun olarak. O zaman merkeze yığma hatasını yaptığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir mola daha yapalım. Bir 15 dakika sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden.